Herkese selamlar. Bugün bilgisayar mühendisliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun? Size neler vaat ediyor? Ve hangi açılardan bu bölümü ele almalısınız tercih sürecinde? Bunları soru cevaplarla birlikte konuşuyor olacağız. İlk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden bilgisayar mühendisliği bölümü? Şimdi arkadaşlar bence günümüz dünyasında artık teknolojinin bu kadar fazla mesleği dönüştürdüğü, bu kadar fazla mesleği farklılaştırdığı noktada bir meslek tanımına bağlı kalmak bence doğru bir karar değil. Bunun yerine mümkün olduğunca sizi ileri taşıyacak yetkinlikler bütününe ilerlemeniz lazım. Buradan hareket etmeniz lazım. Ve bence işte bilgisayar mühendisliği aslında pek çok açıdan bu imkanı size sağlıyor. Yani bilgisayar mühendisliği okuduğunuzda o bölümler içerisinde yer alan farklı alanlarda aslında bambaşka kariyerler yapabilirsiniz geçen yıllar boyunca. Ki buna bazı açılardan gerek duyduğunuzu göreceksiniz. Ya yani bugün mesela bilgisayar mühendisliği bitirdikten sonra kariyerinize belki bulut bilişimle başlayıp daha sonraki yıllarda işte veri analizine ya da başka konulara vesaire evrilebilirsiniz. Ve bunları aslında bir noktada yapmanız da gerekecek. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği bence bu açıdan bir avantaj. Ama burada şöyle bir handikap var. Eğer sizin böyle içsel motivasyonunuz yüksek değilse, kendi mesleğinizi kendiniz geliştirme tarafında biri değilseniz, ya ben işte sahip bir işim olsun da oradan ilerleyeyim vesaire diyorsanız ki diyebilirsiniz. Bu da bir sonuçta beklenti türüdür. İşte o zaman bilgisayar mühendisliği size uygun olur olmaz bunu bir tartışmak gerekir. Çünkü bilgisayar mühendisliği mesela kamuya girmek için çok ideal bölüm değil bence. Atanmaları vesaire sıkıntılı bir bölüm. Mühendislik açısından. Dolayısıyla burada özel sektörde de bu tarz işler çok fazla yok. Biraz daha belli alanlarda var işte. Belki veri tarafında birkaç iş bulunabilir. Bunları iyice düşünmek gerekiyor karar alırken. Peki neden bu üniversite? Şimdi burada da karşımıza iki tane kriter çıkıyor. Birincisi, hali hazırda olduğunuz şehirde bir üniversiteye girmek istiyorsunuzdur. Bu yüzden puanınız biraz daha yüksek de olsa o şehirde kalmak isteyebilirsiniz. Bir diğer seçenek de aynı şekilde belki puanınız biraz daha yüksektir ve başka bir şehirde okumak istiyorsunuzdur. Bunun için de bu üniversiteye gelebilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için de bu üniversite ve bölüm tercihi iyi bir seçim olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu beklentiyi, bu sıralamayı karşılayan bence bir ikili. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı bu noktada akademik kadrosu. Çünkü bu akademik kadro yapısı ve yetkinliği sizi hakikaten bilgisayar mühendisliği ile ilgili belli bir kaliteye, belli bir olgunluğa getirecektir diye düşünüyorum. Eksi olarak benim bildiğim, gözüme çarpan bariz bir eksi yok. Yine bunu bu arada yanlış anlaşılmasın. Hiç eksi yok gibi söylemiyorum. Bu başarı sıralamasıyla kıyaslarsak söylüyorum bunu. Bence buna göre bariz bir eksi seçmemeniz için çok kritik bir neden ben göremedim. Ama tabii illaki görmediğiniz bir şeyler olabilir. Bu tarz böyle sizin gördüğünüz ya da duyduğunuz eksikler varsa bunları da yorum olarak iletebilirsiniz. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Tabii ki burada karşınızda onlarca farklı alan var. İşte yazılım tarafı, donanım tarafı vesaire. Akademide, özel sektörde, danışmanlıkta pek çok boyutu var bu işin. Peki burada siz nasıl fark yaratacaksınız? Bu aslında tamamen üniversite hayatınızdaki aslında arkadaşlar gelişiminize bağlı. Yani kendinizi nasıl yetiştirdiğinize, bu süreci nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Ha mesela bu süreçte biraz daha yazılım tarafından ilerlediyseniz, şey veri tarafı olur, büyük veri, yapay zeka, biraz daha nesnelerin interneti. Mesela bakın şu anda endüstriyel nesnelerin interneti diye bir şey var. Sanayide bu nesnelerin internetinin kullanılmasıyla alakalı. Acayip bir dünya. Buraların her birinde fark yaratmanız mümkün. Tabii biz bu işi biraz daha CareerUp Studio markası olarak daha gelecekçi işlerle bakıyoruz. Yoksa bunların haricinde de tabii ki pek tabii daha farklı yapılar var. Mesela yazılım şirketlerinde çalışmak vesaire biraz daha işin geleneksel yapıları. Biz biraz daha gelecek tabanlı işler yapmaya çalışıyoruz. Yani her açıdan aslında önünüzde çok fazla alan var. Ama bu alanların bir kıymet harbiyesinin olması için sizin arkadaşlar üniversite hayatınız boyunca nereden ilerleyeceğinizi görmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Yani ben üniversiteye girdim. Tamam, bu üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ne yaparak kendimi geliştirebilirim? İşte burada da devreye arkadaşlar staj olanakları geliyor. Yani staj olanakları bu üniversitede ya da diğer genel üniversitelerde maalesef çok yaygın değil. Genel olarak belli zorunlu stajları var. Bunlar haricinde çok fazla okul bir staj için bizi kovalamıyor, bizi itmiyor yukarıya. Bu nedenle arkadaşlar mümkün olduğunca gönüllü stajlara öncelik vermemiz gerekiyor. Burada da şunu diyeceksiniz. Hani benim bulunduğum şehirden o İşte bu tarz imkanların olduğu yerlere nasıl ulaşabilirim ya da işte onlar beni niye kabul etsinler? Bu üniversitedeki bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak üniversiteden ziyade bir öğrenci olarak beni niye kabul etsinler diyebilirsiniz. Arkadaşlar artık pandemi ortasından itibaren şu daha çok görülüyor ki eğer siz bir şirkete, bir markaya gerçekten bir değer önermesi sunarsanız
Onlar size hakikaten bir noktada deneyeceklerdir. Bir noktada şans vereceklerdir. Zaten bizim amacımız mümkün olduğunca bu yetkinlik setlerimizi göstereceğimiz şirketler bulabilmek. Bu yazılım tarafında da böyle, veri tarafında da böyle ya da diğer boyutlarıyla da aynı şekilde. Peki burada ne yapmak lazım? Yine aynı soruya gelecek olursak, ilk başta arkadaşlar İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki bütün şirketlere, startuplara bu konularda yazılar yazın. Deyin ki ben gönüllü çalışmak istiyorum sizlerde. Ve tabii onlara bunun haricinde bir de sunacağınız önermeyi söyleyin. Bunun akabinde mesela bunlar olmuyorsa biraz daha STK tarafında yer alın, sivil toplum kuruluşlarında. Bunun akabinde ajanslarda görev alın. Özellikle biraz daha böyle influencer marketing ajanslarında. Biraz daha böyle öte yandan medya kuruluşlarında. Diğer mesela böyle B2B iş yapan belki şirketlerde. Bu tarz farklı şeyleri denemeye çalışın arkadaşlar. Burada bence stajları, mesleki çalışmaları biraz daha 3 ve 4'e atın. Arka planında 1 ve 2'de ise biraz daha bu STK'lar vesaire bunları kovalayın. Çünkü şu anda arkadaşlar pek çok holding, yapı vesaire mümkün olduğunca bu STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına para ayırıyor, para akıtıyor. Çünkü biraz dünyada da bu bir trend. Yani holdinglerden artık beklenen şeylerden bir tanesi mümkün olduğunca bu tarz yapılara aslında çalışması. Bu tarz yapılarla işbirlikleri yapmaları. Dolayısıyla sizler de bu trendi görmek ve iş dünyasındaki ritüelleri tanımak adına, gelecek noktayı görmek adına bence şimdiden buralarda yer almalısınız. Ha bunu ille de şu anda siz yapacaksınız diye söylemiyorum. Belki hayatınız boyunca bir STK'da çalışmayacaksınız. Belki hayatınız boyunca bir influencer ile işbirliği yapmayacaksınız. Ama bunu yani görün ki daha sonraki yıllarda kendi çalışmalarınızı yaparken neyin nasıl olduğunu idrak edebilin. Ya şu anda mesela şöyle söyleyeyim. Bu üniversiteyi arkadaşlar 4 ortalama ile bitirebilirsiniz. Çok zor ama yapılabilir. Ama bunu yapmaktansa LinkedIn'de bu konuları konuştuğunuz bir profilinizin 4000 takipçiye ulaşması çok daha değerli. Çünkü üniversitede 4 ortalama yapmak sizin sadece mevcut bilgiyi akademisyenlere pazarlamanızı sağlar. Ama 4000 takipçi sizin o sektörel bilgiyi pek çok insana, belki on binlerce insana pazarlamanızı sağlayacak görüntüleme sayılarıyla vesaire. Peki gelelim son soruya. Bölüm mezunluğu için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında bir önceki soruyla ilintili. Yani siz o geçenki soruda olduğu gibi 4 seneyi gönüllü çalışmalarla, stajlarla vesaire geçirirseniz mezun olduktan sonra zaten mezun olmaya yakın hatta bir iş teklifi alırsınız bir takım şirketlerden asgari ücretin 1,5 katı gibi maaşla ve sonrasında da mezun olduktan sonra asgari ücretin 1,5 ile 2 katı arası maaşla iş hayatına giriş yapabilirsiniz. Ha bu normal bir şey midir? Bu işin normali bu mudur? Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde maalesef değildir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bir not olarak. Çünkü bu işin ortalaması arkadaşlar genellikle üniversite hayatlarını bunlarla değil de bu tarz kariyer süreçleri değil de biraz daha kulüp faaliyetleriyle vesaire geçirirler. Yanlış anlaşılmasın bir parantez içine açayım. Kulüp faaliyetleri vesaire gereksizdir yani gibi bir algım yok. Tabii ki kulüp faaliyetleri gereklidir, değerlidir. Ama sadece kulüp faaliyetlerinden ibaret bir kariyer yönetimi maalesef size istediğiniz sonucu vermez. Parantezi kapatalım. Bu tarz çalışmalar olduğu için de maalesef mezun olduktan sonra daha böyle asgari ücret seviyesine başlıyor arkadaşlar. Bu da bunun bir yansıması. Genellikle de ortalama olan maalesef biraz bu şekilde. Bunu bu arada üniversite ya da bölümden bağımsız söylüyorum. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Eksiğimiz kusurumuz varsa bunları da bize iletebilirsiniz. Yorum kısmından şuralar doğru olabilir vesaire gibisinden. Her türlü bu konuda düşünceye açığız. Aynı şekilde sorularınız, yorumlarınız hepsini bize iletebilirsiniz. Bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu videonun size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da bize de bir destek, bir motivasyon olacaktır. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.